Merhaba, kanalıma, tercih sürecime hepsine hoş geldin. Ben Tuba. Bugün sen bu videoyu izlerken 5 Ağustos'u geçmiş bir günde izliyorsun. Ama şu an günlerden 4 Ağustos Perşembe ama gecenin 00:20'si. Yani 3 Ağustos'u geçeli bir saat bile olmadı. Gecenin bir yarısı tercih listesi yapıyorum. Neden acaba? Çünkü bugün yani aslında sabah 3 Ağustos'un sabahında ben kalktığımda dedim ki ya dedim tercih bitmesine 2-3 gün kaldı. Sen artık hani bu tercih listesini bitirmelisin. Ve o yüzden derinlemesine bir de ben üniversite araştırırken öyle bir derinlemesine giriyorum ki ders programına, ders içeriklerine kadar, seçmeli derslerine kadar. O yüzden arkadaşlar bir üniversiteye bakarken içinden çıkılmıyor. İşte çaplarıdır, yan dallarıdır vesaire. Hepsine bakar. Yok işte Erasmus yaptığı üniversite sayıları falan. Hepsine bakarak bir araştırma yapınca bir üniversiteyi araştırmam saatler sürüyor. O yüzden bugüne kadar kaldı yani. Bir de şöyle bir şey de var. Benim üniversite araştırmam 1,5-2 yıl öncesine kadar dayanıyor yani. Aslında ben geçen yıllar daha başladım üniversite araştırmasına. Tabii o zamanlar benim hedeflerim farklıydı. Şu anki hedeflerim daha farklılaştı. Sınav öncesi hedeflerim daha farklıydı. O yüzden sürekli farklı dilimlerin üniversitelerini araştırdım. Sonucum gelince de, sıralamam gelince de farklı bir üniversite havuzuna düşmüş oldum. Yani hiç araştırmadığım üniversitelere geldim. Bunları birazdan fazla açıklarım ama ondan önce size şunu söyleyeyim. Şu an gerçekten çok önemli bir dönemdeyiz ve aslında bu dönemi videoyu izlediğiniz zaman bitirmiş olduk. Öncelikle eğer YKS 2022 izleyen arkadaşlarım varsa hepinize başarılar diliyorum tekrardan. Umarım her şey gönlümüzce olur, her şey hayırlısıyla olur. Şimdi şöyle demek istiyorum. Ben her zaman şu tarzı dua ediyorum. Üniversiteyi okurken, üniversiteyi bitirdiğimde ya da okuyacağım bölümü bitirdiğimde hiç keşke demeyeceğim, hep mutlu olacağım ve iyi ki diyeceğim bir bölüme, bir üniversiteye gideyim şeklinde dua ediyorum. Ve umarım böyle de olur. Bir dakika. Tamam, telefonumun sesi açıkmış. Çünkü ablam şu an burada değil. Başka bir şehirde. Şey demiş ki tercihleri yaparken bana görüntülü ara demişti. O yüzden şu an onun aramasını bekliyorum. O zaman listemi yapmaya başlayacağım. Bir yandan da Google'a gireyim. Bu arada arkadaşlar tercih listemi yaptıktan, görüntülü aramayı kapattıktan sonra zaten görüntülü aramada hepsini size göstermem yani gerek yok, uzatmam çok. Ondan sonra şeyi size anlatacağım. Bu tercih listesini neye göre hazırladım? 24 tercihi doldurmadım zaten. Ama benim biraz tercih listem hazırlama şeklim farklı oldu. Yani minimum, hani yok atlasta şey var ya, minimum başarı sırası. En düşük kişi sıralamayla aldığı kişinin sıralaması var ya. Ona göre yapmadım ben sıralamamı. Daha farklı yaptım. Bunu açıklayacağım size. Belki işte sıralamamı nasıl tercih yaptığımı merak edenler varsa da. Bu arada arkadaşlar ben daha önceki videomu izlediyseniz eşit ağırlıkta 12.000 küsür oldum. 12.073 olması lazım. Doğru mu hatırlıyorum? Onu bile şu an hatırlayamadım. 12.073. olması lazım. ÖSYM'e giriş yapıyorum bir yandan. Ay gerçekten öyle bir tercih listesi yaptım ki arkadaşlar. Çok ilginçtir ki her şey böyle. Her meslekten var mı diyor. Ne kadar ilginç. Söylesem mi söylemesem mi? Birazdan mı söylesem karar veremedim. O yüzden şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben gerçekten tercih listemde aslına bakarsanız en önemli gördüğüm şey bölüm. Gerçekten bölüm olarak hiçbir taviz vermedim bölümünden. Ve hepsini istediğim bölüm tek bir bölümden yazdım. O da psikoloji. Gerçekten her hani diyordum daha yakın zamana kadar bile. Dış hani başkalarına söylerken aslında yakınlarım istemediğimine kadar bilse de psikoloji mi hukuk mu diye böyle bir muallakta kaldığım süreç olmuştu. Ama aslında uzun zamandır da hukuktan vazgeçtiğimi ve gerçek canı gönülden psikoloji istediğimi biliyordum. O kadar çok merak ve heyecan uyandırıyor ki psikoloji, ben de anlatamam ama zaten neden psikoloji seçtim diye belki uzun uzun bir video çekerim size, sohbet videosu. Öyle yani şu an listemde sadece bir bölüm var, o da psikoloji bölümü. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim, benim 12.000 olmam
Dolayısıyla birçok iyi üniversitede hukuk tutuyor. Hatta aşırı prestijli bir okul olan Boğaziçi Üniversitesi'nde PDR bile tutuyor. Birkaç yıldır tutuyor yani. Ama yazmadım. Hiç de yazmayı düşünmedim diyebilirim. Hatta bir ara hani ablam falan Boğaziçi'nden mezun olanların ne kadar hemen iş bulduğunu biliyoruz. Hani Boğaziçi'nden nereden mezun olursan iş buluruz. Ama şöyle de bir şey var. Psikolojik danışman ve rehberliğin yaptığı işi yapmak istemediğimi biliyorum. Hatta onların yaptığı işin pek etik olmadığını da biliyorum. O yüzden yani aslında bu konuyu çok, şu an çok açmama gerek yok ama yani psikolojik danışmanlık ve rehberlik olmak istemediğimi bildiğim için. Yani onların aslında bir psikolog, yani klinik psikolog aslında olmadığını bildiğim için PDR yazmadım. Ne kadar Boğaziçi Üniversitesi'nde olmak bir farklı bir hava Ayrıcalıksa. katmış olsa da, hava katacak olsa da, ne bileyim Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim orada, PDR okuyorum vesaire olsa da değil. Benim istediğim meslek gerçekten psikoloji. O yüzden sadece psikoloji yazdım. Yani yazamadım daha doğrusu. Daha listeye gönderemiyorum. 5.08.2022 saat 23.59'a kadar devam ediyor tercih süreci. Bu arada arkadaşlar yanlış anlaşılmaya mal vermeyeyim. Şu şekilde de açıklama yapayım. Psikoloji, danışmanlık ve rehberlik neden etik değil? Aslında onu biraz açayım çünkü yanlış anlaşılmak istemem. Ben klinik psikoloji istediğim için, klinik psikolog olmak istediğim için direkt PDR'den mezun olup klinik psikologmuş gibi davranan kişileri pek etik bulmuyorum. Ve aslında PDR'den mezun olursam ben, bu Boğaziçi'de olsun fark etmez, aynı şeyi yapmış olurum. Yani etik bulmadığım, doğru bulmadığım davranışı yapmış olurum. O yüzden ne kadar Boğaziçi'de olsa PDR yazmak istemiyorum. Aslında etik bulmamak dediğim davranış bu. Bazı PDR mezunları psikolog gibi davranıyor. Bu pek etik değil. Onu bahsetmek istemiştim. Tercih listemi önce bir deftere yazdım. Aslında ablamlar bir hafta öncesine kadar buradaydı ve sürekli aklımda bir tercih listesi dönüyordu. Bunu bir türlü kağıda geçirmemiştim ve sürekli bana şey diyorlardı. Bir hani kağıtta görelim tercih listeni, artık bir gözümüzde canlansın. Tercih listesi yapmadan önce, online'a geçirmeden önce. Tamam, listeyi yapıyoruz artık. Abam. Merhabalar. Ay evet. Nasılsın abam? Canlı yayında mıyım? Evet, canlı yayındasın. Birazdan kaparız ama ya. Tamam. Herkese hayırlı geceler. Evet, teşekkürler abam. Evet, Hadi bakalım. şimdi ben ekranı göstereceğim, o Geceler yüzden olsun. şeyi kapatırız. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi burada adresini yazıyoruz falan filan. Şimdi başlıyoruz. Bir tercih. Ne yazacağız ki buraya? Kod mu? Bir de böyle bir şeyler mi var? Tabii. Bunları. Açtım. Şimdi ilk sıramızdakini yazıyoruz. Yeditepe. Psikoloji, İngilizce, Uslu. Seç. Evet. Doğru değil mi avam? Avam mutlu Niye sordun musun? bilmiyorum. Ama dediğin doğru. Yeditepe olmasından ilkim. Hadi bakalım hayırlısı. İkinci. Bilgi. Şimdi muhtemelen arkadaşlar siz 1'e 7 tepe 2'ye daha yüksek sıralamalı bilgi yazdığımı görünce bir şaşıracaksınız ama aslında benim işte bu üniversitelerde baktığım noktalar Kriterler farklı. başka. Aynen. Onları birazdan size anlatırım. Ki bence bunlar önemli şeyler aslında. Bilgi, İngilizce, burslu. Tam burslu. Zaten burslu dediklerimin hepsi arkadaşlar %100 burslu. Ayrıca açıklama yapayım. Bahçeşehir. Evet, Kadir Has psikolojiyle İngilizce burslu. Onu da ekledim.
Şimdi diğer tercihimi arıyorum. Ve Kadiraz. Kadiraz. Evet. İlk dördümüz. İstanbul direkt İstanbul diye çıkmıyor mu ya? İstanbul psikoloji yazıyorum. Nişantaşı çıkıyor. Ne alaka? Evet. Bundan sonrakisini artık seçmeyi kapabiliriz. En son tercihsiz ne olarken açarız. Ben bundan sonra en son bir söyleriz de listemi tam olarak. İlk 5 tercihimi duymuş oldunuz. Bundan sonrasında birazdan konuşuruz. Evet arkadaşlar listemiz tamamlandı. Çok çekmeyelim lütfen. Arkadaşlar yine az önce cümlemin yarısı kesildi muhtemelen. Ama ne dediğimi unuttum. O yüzden tamamlayamıyorum cümlemi. Şimdi adam da buradan görüntülü devam ediyor. Şimdi arkadaşlar son kez bir kontrolümü yapıyorum. Aslında bu kontrolü yaparken çekmemize gerek yok. Durdurabiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi ablamdan önce bir yorumlamasını istiyorum. Ablam sence hangisi tutar? Gerçi arkadaşlarım şu an tam olarak listemi bilmiyor ama hadi söyleyeyim arkadaşlar size de. Baştan sona kadar listemi söylüyorum. Tamam. Arkadaşlar söylemeden önce zaman aşımı olmasın diye, bir sorun çıkmasın diye ben önce bir göndermeye karar verdim. 10 tane tercihim gönderiliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan sonra değiştirilebiliyor mu? Biliyor musunuz? Değiştiriliyordur. Süre bitmeden değiştirebiliyor diye biliyorum ama. Çünkü Psikolojinin çok değiştiren oluyormuş ya. Aileler gibi. tamam. Allah'ım hayırlısı olsun inşallah. Özel koşullar ve açıklamalar diyor. Onu böyle ayrıntılı okumam gerekiyor mu? Her üniversiteyle ilgili. Bir şey var burada. Oku o zaman. Ay bu ne böyle? Ne kadar ayrıntı. Arkadaşlar uzun bir şu bakınız 18, 24, 64 falan onlara yırtçık ne diyor bu falan filan derken bir 20 dakika ona uğraştık herhalde 15 dakika. Şu an onaylıyorum. Son bir bakış atayım. Bakış atmak yalnız. Tamam. Onayla. Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir. Ne diyor? Tamam. Ben de acaba dedim belli bir saat. Şunu da göstereyim babam sana. Bak. Evet. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Teşekkürler babam. Görüşürüz babam. Senin de şarjın %3 diye biraz acele gelmiş oldu. Yoksa fikirlerini isteyecektim aslında ama. Neyse şarj... Hemen söyle. Evet hemen söyle. Sen de neresi tutar? Gönlümden geçeni önce söyleyeyim. Yeditepe ya da İstanbul Üniversitesi. Eğer bu ikisi tutmazsa, ucundan kaçar ya da bu ikisinden biri tutar diye düşünüyorum. Bu ikisinden biri kaçarsa da Melipol olur muhtemelen. Aynen. Ben de ablam gibi İstanbul tutmazsa Medipol kalacağını düşünüyorum. Herhalde Medipol'den daha düşük tutmaz diye. Zaten ben de Ama birazdan fikirlerimi hayır. söyleyeyim. Aslında şöyle söyleyeyim. Zaten şu an gayet mutlu ve heyecanlıyız. Çünkü hangi bölümü seçtiğim Evet. belli. Evet. Ablam psikoloji bölümünü seçtiğim için çok mutlu. Bana yakıştırıyor. Teşekkür ederim ablam. Artık Allah'ın izniyle psikolog Tuğba Burak diyebileceğiz herhalde. Evet. Biraz var ama evet inşallah. Teşekkür ederim. Rabbim yolunu açık etsin inşallah. Her şey gönlünce olsun. İnşallah. Hep kendini de geliştir. Güzel güzel işlerde bulun. Amin. En güzel yerlerde olacağına eminim. Seni çok Teşekkür ederim seviyorum. canım babam. Ben de seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Gece gece şey ettim. O zaman öpüyorum. Miroş da benim işim. Taner abi de uyanıksa selamlar. Selamsın. Biz de öpüyoruz seni. Allah'a emanet. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Ve ablamın sesi duyulmuş mudur bilmiyorum ama ablam da fikrini belirtmiş oldu. Gerçekten
Minik bir psikolog Tuğban'la olan karşınızda duruyor. Çok mutluyum. O kadar çok hayallerim, o kadar çok emellerim şimdiden var ki o hayalin, o tutku, o merak şu andan, daha şu andan ya, daha psikoloji kazandığım bile belli değil ama hani kesin gibi bir şey. Tabii tüm tercihlerimi de tutmayabilir, mezun da kalabilirim. O da ayrı bir mesele de düşük bir ihtimalle de olsa. Yani neyse arkadaşlar, inanılmaz heyecanlıyım mesleğim için şu andan itibaren bile. Hani birkaç aydır inanılmaz derecede benimsedim mesleğimi. Çok çok mutluyum. Harika fikirlerim, harika hayallerim, hedeflerim var. Umarım her şeye gönlümce istediğim gibi, hatta istediğimden daha güzel ve her şey yolunda gider. Sağlık oldukça her şey olur, bunu biliyorum. O yüzden biraz daha oluruna bırakmak, biraz gönlümüz rahat ama yine de hedeflerimizin doğrultusuna gitmek gerektiğini inanıyorum. Şu anda tercihlerim yollandı. Tercihlerimi görüntüle sayfasından tercihlerime son bir kez bakayım. Ve size listemi söylüyorum arkadaşlar. Birinci 10 tane tercih yaptım. En sonda 10 tercih yaptım. Birinciye Yeditepe Üniversitesi Psikoloji İngilizce burslu. Burslu dediklerim hepsi %100 burslu. Tam burslu yani. Yeditepe Psikoloji İngilizce burslu. İki İstanbul Bilgi İngilizce Psikoloji burslu. 3 Bahçeşehir Psikoloji İngilizce burslu. 4 Kadir Has İngilizce Psikoloji burslu. 5 Listemdeki tek devlet üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi, o Türkçe Psikoloji. Sonra İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji İngilizce burslu. Sonra Üsküdar Üniversitesi Psikoloji İngilizce burslu. Sonra Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Psikoloji İngilizce burslu. Sonra MEF Üniversitesi Psikoloji İngilizce burslu. Ve en sonunda Haliç Üniversitesi Psikoloji İngilizce burslu. Yani aslında şöyle baktığınızda tercih listemde 10 tane tercihten sadece bir tanesi devlet üniversitesi. Diğerlerinin 9'u da vakıf üniversitesi ve vakıf üniversitelerinin hepsinin de eğitim dili İngilizce. Yani aslına bakarsanız resmen psikolojide bir devlet üniversitesi kıtlığı yaşıyoruz. Hele ki arkadaşlar ben psikolojiyi İstanbul'da okumak gerektiğini düşündüğüm için elimde resmen üniversite kalmıyordu, kalmadı. 1300 ile 1500 alan bir Boğaziçi Üniversitesi var ki onu da Boğaziçi psikoloji yazmanın bir anlamı yok çünkü ölü tercih gibi bir şey. Hani tutmayacak, asla onu bile inmeyecek, onu biliyorum. O yüzden hiç yazma bile gereği duymadım. Onun dışında kaldı bana İstanbul'da iki tane devlet üniversitesi. Bir tanesi İstanbul Üniversitesi, işte bu geçen yıllar kaçta almış onu da söyleyeyim. Ve tercih listemi nasıl yaptığımı söyleyeceğim şimdi. İşte İstanbul Üniversitesi geçen yıl 18.000'le kapatmış. Ama ondan önceki yıl 10.000'le kapatmış. Ondan önceki yıl da 12.000'le kapatmış. Yani sınırda kalabilme, ucundan kaçırabilme ihtimalim var. Onun dışındaki vakıf üniversitelerinin hepsi dili İngilizce. Yani aslında size şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Son olarak bir videoyu durdurup burayı gösterelim mi videoda? Arkadaşlar tercih listem burada. Ne kadar çok kıpırdatıyorum. Anne yaptığın iş büyük bir şey. Şöyle belki size eksik söylediysem niye? Bütünüyle görün istedim. Şimdi aslında benim tercih listem çok biraz değişik oldu aslına bakarsanız. Neden? Birinci sıraya Yeditepe Psikoloji İngilizce'ye. Psikoloji İngilizce diye burslu diye söylemeyeceğim. Sadece Yeditepe diye yazacağım. Çünkü zaten hepsi İngilizce, hepsi burslu. Hepsi İngilizce vakıfların. Onu ayrıca belirtmeyeceğim artık. Fazla laf kalabalığı oldu sadece. Birinci Yeditepe'ye yazdım. Yeditepe Üniversitesi 2021 yılında son aldığı kişi 12.700. Yani geçen yıla göre giriyorum. Ama şöyle değişik bir şey de var ki 2020 ve 2019 yılında en son 3.000'le kapatmış. Son aldığı kişi 3.000 sıralamayla. Yani ona göre de girmem imkansız. Ve o kadar uçurum var ki bilmiyorum sayısalda da böyle. Mesela ben sayısalda olan arkadaşlarıma sordum. Bu şekilde bir uçurum yok 2019, 2020 ve 2021 arasında. Ama eşit ağırlıkta ben zamanında hukuka da bakmıştım. Bu şekilde bir uçurumlar var. Çok ilginç. Acaba neden böyle oldu geçen yıl? Anlamış değilim. O yüzden bir ihtimal ucundan belki Yeditepe tutar diye yazıyorum. İkinciye bilgi yazdım. Aslına bakarsanız bilgi 2021 yılında 7.000'le kapatmış. 2020'de 2.000 ve 2019'da da 2.000'le.
Hani normalde baktığınızda bilgiyi birinci sıraya yazmam gerekiyor gibi duruyor. Ve aynı şekilde Bahçeşehir Üniversitesi 3. sırada olan Bahçeşehir'de geçen yıl 9000 ile ondan önceki yıl 3000 ile ve ondan önceki yıl 2019 yılında da 3000 ile kapatmış. Yani aslına bakarsanız benim normalde sıralama yapmam gereken bilgi Bahçeşehir, Yeditepe, sonra Kadir Has olmalıydı. Ama ben Yeditepe'yi başa yazdım. Çünkü şöyle bir üniversiteleri araştırdığımda ben bir üniversiteden neler bekliyorum şeklinde kendi beklentilerimi bulabilecek miyim diye bir araştırma yaptığımda Bilgi, Bahçeşehir ve Yeditepe arasında pek bir fark göremedim yani. Yeditepe evet sıralama olarak daha düşük olabilir ama Bilgi ve Bahçeşehir'den ayrılan bir tane özelliği vardı. O da Yeditepe Üniversitesi'nin burs konusunda biraz eli bol olması. Yani şöyle diyeyim, ilk 15 bine giren bir öğrenci olduğum için eşit ağırlıklı sayısal alanda diyor. Yani eşit ağırlıkta ilk 15 bine girdiğim için bana birçok burs olanağı sağlıyor. Yani orada yazıyor ki işte bir tanesini seçersiniz falan. Bunun ayrıntılı bilgiyi Yeditepe'yi kazanırsam soracağım ama yani orada kesinlikle bir burs kazanıyorum. Ve burs imkanları da hani böyle ufak bir şeyler değil yani benim için önemli. Ve Bilgi ve Bahçeşehir'den işte öne çıkaran beni şey aslında birinci sıraya yazmamı sebep olan şey eğitiminin yanında, Yeditepe'nin o güzel adının yanında bu burs olanaklarıydı. O yüzden birinci sıraya yerleşti. Sonra Bilgi Üniversitesi'ni yazdım. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi zaten Bilgi psikoloji anlamında kendini kanıtlamış üniversite isimlerinden bir tanesi. Yani ne zaman ben bir psikoloji alanında iyi bir üniversite diye sorsam mutlaka Bilgi'yi isimlerde geçirirler. O yüzden Bilgi de zaten kuşkusuz hani 7000'e kadar düşmüş, 12000'e kadar hiç düşmemiş ama işte belki bu yıl bir tercih eden yoktur diye insan bir ihtimalle yazıyor. Hani sonuçta şey diyorlar öğretmenler, rehberlik hocaları, sıralamanızın %50'si kadar öne ve %50'si kadar gerinizi yazın diyor. O yüzden ben de böyle bir düşünceyle yazdım. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi. Bahçeşehir Üniversitesi de yine güzel üniversitelerden ve bu üniversitelerin araştırma, akredit anlamında gerçekten bütün olanakları sağlıyorlar. Gerçekten muhteşemler. Kadir Has Üniversitesi benim gitmeyi gerçekten istediğim üniversitelerden bir tanesi. Çünkü gitmeyi neden çok istediğimi de özellikle belirtiyorum. Bilgiyle Bahçeşehir'e gitmek istemez miyim? Tabii ki isterim ama onların tutacağını düşünmediğim için böyle bir beklentiye girmiyorum. Yani mesela şimdi ben bana dese ki o gün çıktı işte bir kazandığınız Bilgi, Bahçeşehir falan ben şok geçiririm yani. Sevilebilir miyim onu bile bilmiyorum çünkü beklemedim. Hani o kendimi ona hazırlamadığım için sevilemeyebilirim bile. Sadece çok olarak kalırım Bilgi'yi falan kazansam. O da işte kendini neye hazırladığından dolayı oluyor. Mesela Yeditepe'yi kazansam sevinirim çünkü beklentim var. Kadir Has'ı kazansam aynı şekilde beklentim olduğu için sevinirim. Çünkü geçen yıl Kadir Has 14.000 ile kapatmış. Ondan önceki 2020 yılında 7.000 ile, ondan önceki yılda 7.000 ile yine kapatmış. Hani belki diyorum 14.000 ile kapatmasa da 7.000 ile 14.000 arasında belki 12.000'ler tutar diye düşünüyorum. Eğitim dili Kadir Has'ın İngilizce olması Diyarbakır Üniversiteleri gibi ve ayrıca Kadir Has'ın inanılmaz derecede araştırmaya yönelik ve öğretim görevlileriyle öğrencilerin birlikte araştırma içerisinde bulunduğu için ve bunu da kendileri öğretim görevlileri bu konu hakkında çok video çektikleri falan için ben bunu çok iyi anladım ve Kadir Has Üniversitesi gerçekten benim beklentilerimi çok iyi karşılayacak bir üniversite. Buna eminim. Kadir Has'a gidersem gerçekten güzel olur. Sonra İstanbul Üniversitesi'ni yazdım. İstanbul Üniversitesi gerçekten akademik kadro açısından diğer üniversitelere kesinlikle taş çıkartacak bir üniversite. Yani köklü yapısıyla, tarih yapısıyla, prestijiyle, akademik kadrosuyla tabii ki İstanbul Üniversitesi'ni geçecek bir üniversite yok. Bunu biliyoruz. Hani Boğaziçi'ni falan bakmıyorum. Onu söylemiyorum bile. Ya da Koç. Onlara bakmadım bile çünkü tutmayacağı için. Ben sadece bu yaptığım liste ve bu civarlardaki üniversiteler için söylüyorum. İstanbul Üniversitesi kadar her alandan profesörü olan bir üniversite yok gerçekten. Ve İstanbul Üniversitesi klinik psikoloji alanında gerçekten önemli olduğunu söylüyorlar. Yani klinik psikoloji düşünülüyorsa eğer İstanbul Üniversitesi'nin bu konuda başarılı olduğu söyleniyor. Ve ben de klinik psikoloji düşündüğüm için şu andan itibaren yani şu an bile İstanbul Üniversitesi bu anlamda büyük katkılar sağlayacaktır. Ama İstanbul Üniversitesi akademik kadrosu eğitime müthiş. Buna eminim. Tek sıkıntısı eğitim dilinin İngilizce olması.
olmaması, Türkçe olması. Tabii bir bölümü, bir mesleği, işte bir konuyu kendi dilimizle anlamamız, ana dilimizle anlamamız daha kolay olacaktır. Daha çok benimseyeceğizdir. Ama psikoloji öyle bir bilim ki çok dinamik ve çok değişken. O yüzden yeni makaleleri, yeni literatürü takip etmek zorundayız. Ve ben bu yıl eğer İstanbul Üniversitesi kazanırsam hemen birinci sınıfa başlayacağım. Ve direkt biliyorum ki hem psikoloji ile ilgilenmem lazım aynı anda, hem de İngilizcemi geliştirmem gerekiyor. O yüzden benim için zorlu bir birinci sınıf dönemi olacak. Ama İstanbul Üniversitesi'nin işte tek problemi İngilizce eğitim vermemesi, eğitim dilinin İngilizce olması. Ama bu da bir sıkıntı mı? Değil. Çünkü akademik kadrosu, eğitimi, adı, köklü yapısı, bütün bu İngilizce eksiğini benim gözümde tamamen geri planda bırakıyor. Yani İstanbul Üniversitesi'ni kazanırsam inanılmaz derecede mutlu olurum ve kendimle gurur duyarım, onu söyleyeyim. Onun dışında ne demek istemiştin annem? Ben de mutlu olurum. Anne, zaten annemle babam İstanbul Üniversitesi çok istiyor. Hatta onlara kalsa ben birinci sıraya İstanbul Üniversitesi'ne yazdım. Vefadan biraz uzağa yürüyeceğim. O kadar. Bir de arkadaşlar benim vefaya o kadar yakın ki, yani liseme. Ve liseme de benim evim çok yakın olduğu için ben o evde şu an kalmayı planlıyorum. Yani bir 30 dakika normal yürüme mesafesinde diyebilirim size üniversite İstanbul'u kazanırsam. O yüzden her anlamda İstanbul Üniversitesi, ki bir de öğrenci dostu devlet üniversiteleri biliyorsunuz. Öğle yemekleri, akşam yemekleri, kahvaltılar, yani her şey çok ucuz. 2,5-3 liraya yemek yiyeceğim. Özel üniversitede öyle mi? Hayır, değil. Ama işte sırf İngilizceleri için sağlanıkları olanaklar, işte Erasmus anlaşmalarıdır, CHAP'tır, YANDAL'dır. Bunlar için vakıf üniversiteleri İstanbul Üniversitesi'nin bazen sıralamada tercihte önüne geçebiliyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var, bunu da söylemek istiyorum. İstanbul Üniversitesi evet çok prestijli ama bazı konularda olanakları dar. Onun sebebi de, aslında bu konuyu pek açmam gerekiyor mu bilmiyorum, ne dersin? Şu Erasmus çapkın. Aslında belki başka videoda ayrıntılı anlatırım ya. Çünkü bahsedeceğim şey de şu. Mesela sizin, benim bir devlet üniversitesinde, iyi bir devlet üniversitesine gittiğimde orada çap, YANDAL, Erasmus, staj imkanlarını üniversitenin sağlaması daha düşük. Çünkü orada benim kadar rakip, benim kadar dişli rakipler var. Bir özel üniversite, vakıf üniversitesiyle tamamı, yani tamam devam etmeyeyim. Devlet Üniversitesi ise Vakıf Üniversitesi'nin bu anlamda farklılaşıyor. Bunun farkındayım. O yüzden bu bilinçle zaten İstanbul Üniversitesi'ni yazıyorum. Ama dediğim gibi ne olursa olsun İstanbul Üniversitesi bir marka. Devam ediyorum. Ondan sonra İstanbul Medipol'ü yazdım arkadaşlar. İstanbul Medipol'de geçen yıl 24.000'de kapatmış. Ondan önceki yılda 15.000'di ve 22.000'di ondan önceki yılda. Yani aslına bakarsanız her türlü 12.000'den düşük bir sıralamayla kapatmış. Yani aslına bakarsanız İstanbul Üniversitesi tutmuyorsa her türlü Medipol tutması lazım. Her türlü Medipol'e gidiyorum gibi bir şey var. Daha sonrasında da Üsküdar Üniversitesi. Bir anda 24.000'den 30.000'e düşüyoruz arkadaşlar. Ve Üsküdar Üniversitesi 30.000 olmasına rağmen ben 30.000'den sonra ki tercihlerimde 22.000'lik ve 22.000'lik iki üniversiteyi yazdım. Ama bunları 30.000'den sonra yazdım. Neden? Çünkü Üsküdar Üniversitesi o kadar olanak sağlıyor ki öğrencisine. Yani zaten kurucusu psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan, biliyorsunuzdur. 40 yıllık psikiyatrist. Hatta videoları falan da görmüşsünüzdür. Psikoloji alanına çok önem vermiş. Bir hatta 3. sınıfta bir hastanede çalışabiliyormuşuz. Dehşet bir araştırma yaptım bu konu hakkında. 32 üniversiteyle Erasmus anlaşması var. Psikoloji için diyorum. Bunları hepsi anlattığım psikoloji için. Daha sonrasında hiçbir yani şöyle diyeyim, devlet üniversitesiyle yarışır şekilde 5 adet profesörü var psikolojide ve ders programı dehşet yoğun. Şimdi ben Üsküdar Üniversitesi'ni bu kadar övdüm ama Üsküdar Üniversitesi'ne gitmeyeceğim kesin gibi bir şey. Çünkü zaten ondan önceki Medipol tutacağım. Ama işte Acı Badem'in ve MEF'in önüne geçiren aslında özellik bu Üsküdar Üniversitesi'nin çok sağladığı olanaklar. Peki arkadaşlar, ben neden Üsküdar Üniversitesi'ni Medipol'den sonra yazdım? Yani direkt İstanbul Üniversitesi'nden sonra da yazabilirim Üsküdar Üniversitesi'ni. Onun da tek sıkıntısı, ileride CV'imde Üsküdar Üniversitesi yazınca ya bu ne demelerini istememem. Çünkü evet, muhteşem olanakları var. İç yapısı
harika ötesi Üsküdar Üniversitesi'nin. Hatta değeri bilinmediğini düşünüyorum. 30 bine kadar düşmemeli. Tek sıkıntısı işte adı. Hani Üsküdar Üniversitesi adı bir Medipol Üniversitesi'nin adından daha tanınmadık. Medipol psikoloji daha böyle dolgun geliyor. Ama Üsküdar'ın adı daha olmadığı için o yüzden daha geri sırada kalıyor. Daha Bu da reklam benim yapsınlar. evet aslında evet işte reklam yapılması gerekiyor. Aslında Nevzat Bey bu konuda çok çalışmalar yürütüyor, çok da ilgileniyor üniversiteyle. Ama işte herhalde bir Üsküdar Üniversitesi'nin daha o adını alması için daha yılı gerekiyor diye düşünüyorum. Daha sonra Acıbadem'i yazdım. Acıbadem 22 binle kapatmış. Ondan önceki yılda 14 bine kapatmış. Zaten 2 yıllık bir üniversite İngilizce programı. Acıbadem de iyi, güzel bir üniversite ama yine de Üsküdar'dan sonra yazdım. Çünkü nihayetinde Acıbadem psikoloji ve Üsküdar'ı kıyasladığımda Üsküdar'ın olanakları daha gelişmiş geldi. Ve MEF. Aslında sonrasında 9. sıraya MEF yazdım. MEF de arkadaşlar geçen yıl 20 binle, ondan önceki 2020 yılında 11 binle, ondan önceki yılda 16 binle kapatmış. Aslına bakarsanız MEF'i benim Medipol'den bile önce yazmam lazım. Yani aslında İstanbul Üniversitesi'nden sonra hemen yazmam lazım. Ama neden yazmadım? Ben MEF Üniversitesi ile aramalar yaptım. Gerçi buradaki bütün üniversiteleri aradım. Hatta MESP Üniversitesi'nin bugün 4. sınıftaki beni aradı bir kız, orada okuyan 4. sınıf öğrencisi. İşte aramışsınız, bilgi almak istemişsiniz, hala soracağınız bir şey var mı gibisinden. Evet dedim, ben de hani öğrencilerle, öğretmenlerin, öğretim görevlilerin bir arada bulunduğu araştırma programları yürütülüyor mu vesaire diye gibi sorular sordum. Erasmus konularını sordum. Bu konuların gerçekten gelişmiş olduğunu söyledi. Evet, bu harika ama MEF Üniversitesi'nin şöyle bir uygulaması var, biliyorsunuzdur belki araştırdıysanız. Sadece psikolojide değil, bütün bölümlerde flipped learning yani ters yüz eğitim modeli var. Bu da Türkiye'de uygulanan tek model, tek üniversite flipped learning uygulaması. Bu flipped learning uygulaması sebebiyle MEF Üniversitesi'nde şöyle bir durum var. Öğretmen sadece bir koordinatör, yani sadece bir baskıcı taraf değil de sadece bir yönlendiren kısım, pardon, yönlendiren kısım ama asıl aktif kısım öğrenci. Böyle bakıldığında aslında öğrencinin çok fazla aktif olacağını fark ediyoruz. Bu bana başlarda muhteşem bir şeymiş gibi geldi. Ama sonrasında fark ettim ki öğrenciler olması gerektiğinden fazla aktif. Yani öğrencilerin sözü bazen öğretmenleri bile aşabiliyor. Bunu fark ettim. O yüzden MEF'ten önce yazmaktan vazgeçtim. Bu da şöyle bir Yoksa şeyden İstanbul'dan kaynaklanıyor. sonraya yazıyor. Evet, yoksa İstanbul'dan sonra yazacaktım. Çünkü aşırı iyi bir üniversite ve oradaki öğrenci profili de gerçekten bu aktiflikten dolayı kendini kanıtlamış öğrenciler. Ben bunu anladım. Ya da Instagram'a demeyeyim de YouTube'a koydukları videolar sadece aşırı başarılı öğrencileri koyuyorlar. Bunu da bilmiyorum. Bu da sosyal medyayı nasıl kullanmakla işte göre değişiyor. Yani diyeceğim o ki MEF'in bu kadar harika olmasına rağmen ve yüksek sıralamaya sahip olmasına rağmen yazmama sebebim de öğrencilerin bence olması gerektiğinden çok daha fazla aktif olması. Mesela sordum işte araştırma konusunda bile şey dedi. 4. sınıf öğrencisi bana kız. Hatta araştırmalarda öğrenciler olarak biz öğretmenlerden daha bile aktifiz, daha bile işin içindeyiz dedi. Bu aslında güzel bir şey gibi görünse de o kadar da iyi bir şey olmadığını ben liseden biliyorum. Yani aslında bir olayda yine de öğretmenlerin ki böyle araştırma tarzı veya liderlik konumu olabilecek şeylerse öğretmenlerin gözetiminde olması ve öğretmenlerin sözünde olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü lisede böyle bir durumla karşılaştım. Bizim lisedeki bazı gruplar, mesela edebiyat fanzin çıkarma grubu, dergi çıkarma kulübü, ben bu kulüpte yer alıyordum ve öğretmenimiz şey demişti, oradaki ilgilenen arkadaşa, hani senin artık zamanı geçti, o 12. sınıfa geçecekti. Hani Tuğba'ya bırakalım, istiyorsan Tuğba geçsin. Yani benim için demişti. O demiş ki yani o da demişti ki işte yok ben de hani çıkmıyorum falan gibisin. Aslında öğretmenin sözünü bir hiçe sayma. Öğretmenin sözünden çok öğrencinin sözünün benimsenmesi anlayışını ben işte bu Vefa Lisesi'ndeki o kulüpte yaşamıştım. O yüzden bunun o kadar da iyi bir olay olmadığını fark ettim. Yani sürekli bir öğrencinin ya da sürekli bir liderin ya da sürekli bir grubun sözünün geçmesi, öğretmenin sözünün daha geri planda kalması aslında bakarsanız, ayrıntılı bakarsanız o kadar da güzel bir şey değil.
Bunu anladığım için MEF Üniversitesi'ne Acıbadem ve Üsküdar'dan, Üsküdar ve Acıbadem'den sonra yazdım. Tabii ki MEF Üniversitesi'ne kazanırsam yine de üzülür müyüm? Yine de üzülmem. Çünkü o zaman bu bilinçle gitmiş olurum. Yani MEF Üniversitesi'nde dişli olmak gerekiyor. Bunun bilinciyle giderim ve daha gittiğim andan itibaren o dişimi gösterecek şekilde bir gruba katılırım yani. Çünkü bu tarz durumlarda gerçekten tuttuğunu koparan olman gerekiyor. Öğrencilerin aktif olduğu bir ortamda bunu biliyorum, bunu öğrendim. Buna göre MEF Üniversitesi'ndeki öğrencilik hayatıma devam ederim. En sonunda Haliç Üniversitesi'ni yazdım. Haliç Üniversitesi de geçen yıl 53 bine kapatmış. Ondan önceki yılda 48 bine kapatmış arkadaşlar. Haliç Üniversitesi benim haftalarca duasını ettiğim üniversite. Şöyle diyeyim, sıralamasının ben 12 binim. 53 binlik üniversite için mi dua ettin diyorsanız. Çalışmayınca. Gerçekten ettim. Çünkü YKS'ye girmeden önce, ben 3 ay falan YKS'ye girmeden, 3 aydan falan önce yani. 3 aydan beri tamamen ümitlerimi kaybetmiştim. Yani işte o ilk 3 binmiş, ilk 10 binmiş, ilk 15 binmiş. Bunlar yavaş yavaş 25 binlere, 29 binlere, 39 binlere, 40 binlere, 53 binlere, 70 binlere, 90 binlere. Hatta bir yere 120 binlere düştü. Ben artık dedim ya size, sürekli üniversite bakma süreçlerim, baktığım üniversite tarzları değişti diye. İşte bazı zamanlar binlik, 2000'lik, 3000'lik üniversitelere bakıyordum. Bir ara 15 binlik, 10 binlik üniversitelere bakıyordum. Bir ara 90 binlik üniversitelere bakıyordum, 120 binlik üniversitelere bakıyordum. Ve o yüzden o baktığım 90 binlik, 120 binlik üniversitelere göre Haliç Üniversitesi 50 bin olarak benim hayalimdi. Gerçekten benim hayalimdi. Ve hatta diyordum ki ya 53 bin olan İngilizce Haliç'i kazanamam, Türkçe Haliç'i kazanayım bari diye dua ederdim. O da 73 bin, 72 bin falan. Yani düşünün, durumum bir ara o kadar vahimdi. Ama işte bu yıl sayesinde anladım ki arkadaşlar, ben hiçbir zaman o ilk hedeflerimizi kaybetmememiz lazım. Ya da aslına bakarsanız şöyle de olabiliyor, güzel yandan bakarsanız, hedefinizi düşürdüğünüzde bir anda daha güzeliyle karşılaşıyorsunuz ve tek yaptığınız hata yanlış dualar oluyor, yanlış istekler. Ben o zamandan sonra anladım ki belli bir üniversite adı vererek dua etmiyorum artık. İstekte bulunmuyorum. Yani artık yine demem. İşte Yeditepe tutsun, yok işte Bilge tutsun, Kadir Has tutsun, İstanbul tutsun. Bunlar bu şekilde dua etmiyorum. Çünkü belki bir gün sonra fikrim değişecek. Ya da mesela ilerisi içinde şu olayım, şunu alayım, şu yapayım, şunu alayım. Yani bu tarz belli kesin dualar etmiyorum artık. Çünkü fikirlerimiz değişebiliyor. Ben biliyorum ki 2-3 yıl önce Ankara Hukuk için dua ediyordum. Allah'ım Ankara Hukuk olsun, yalvarırım Ankara Hukuk olsun. İstanbul'u hiç düşünmüyordum. Bu sene de hiç. Ankara Hukuk diye dua ediyorum. Şu an hukuk istemiyorum bile. Mesela bu yıl Boğaziçi Hukuk açılacak. Şansım bile denemiyorum. Neden? Çünkü istemiyorum. Belki girmeyen çoktu hukuka. Sen girerdin ilk öğrenci. Yani diyeceğim ki, kimse girmiyor. Belli bir isim vererek, belli bir şey belirterek dua etmek gerçekten çok yanlış. Hatta bir aralar 90 bin sıralaması olan Kent Üniversitesi için bile dua ettiğim vardı. Şu an 12 binlik yerdeyim. Yani gerçekten çok değişik insan bazen sürprizlerle karşılaşıyor hayatta. Bakalım şimdi bu tercih sonucunda da sürprizlerle karşılaşacak mıyım, yoksa beklediğim bir sonuç mu olacak? Ya da gerçekten hiç beklemediğim, ne bileyim, Medipol'den daha sonralara yazdığım bir üniversiteye, o zaman çok olurum mesela Medipol. Gerçi Medipol'den sonra ne var ki, Üsküdar var. Üsküdar'a gitsem de çok sevinirim. Derim ki ne güzel işte, bütün özelliklere sahip üniversiteye gittim. Nevzat Tarhan Hoca'cığımdan ders alacağım derim. Aşırı mutlu olurum, ona da üzülmem. Ya öyle bir şey ki arkadaşlar, ben tercih sisteme mutlu, oraya gidince mutlu olmayacağım hiçbir üniversite yazmadım. O yüzden bu tercih listesinden hangisi çıkarsa inanılmaz mutlu olurum. Son tercihim onun Haliç Üniversitesi Psikoloji dahil. Çünkü o üniversitenin muhteşem bir kampüsü var. Yeni olanı. Muhteşem, yepyeni bir kampüsü olan var. O kampüsü görünce, festival vesaire, yani her üniversitenin çok güzel bir yanları var. Ayrıca klinik psikoloji yüksek lisansı var. Her şeyin birbirini tamamlayan yanı var. O yüzden bu listede gerçek hayatta da olduğu gibi asla üzüleceğimiz şeyler olmamalı. Çünkü her şey birbirini tamamlıyor. Birbirinin eksiğini tamamlıyor. Bu olmuyorsa sebebi başka bir şeydir. Daha güzel şey olacak. İleride daha
bana katkısı olacaktır. Belli olmaz. O yüzden her zaman iyi yönünden bakmak lazım. Ben burada hangi üniversiteyi kazanırsam kazanayım mutlu olacağım. Ama sadece İnşallah. O yani mutlu olacağım da ki hani orayı kazandığım için sevineceğim. Bunu istedim aslında. Sadece şaşıracak mıyım, şaşırmayacak mıyım, sürpriz mi olacak, beklediğim hani yakın tercihler mi olacak? Aslında şu an benim merak ettiğim o. Bilmiyorum ya, bakalım. Her şey çok heyecanlı. Şu an bu tercih listesini de yollayabildiğime göre şükürler olsun. Artık hatta bu sabah babam dedi ki mezuna mı kalıyorsun falan, hani o kadar çok tercihi yollamadım ki. Ay çok konuştum, kaç dakika oldu? 40 dakika. İzlemediniz, şu an kimse izlememiştir zaten bunu buraya kadar. Arkadaşlar bir film izlerdiniz ya bu saate kadar. izleyen varsa gerçekten çok öpüyorum gerçekten. Lütfen abone ol, abone değilsen, bu kadar izlediysen gerçekten zaten benim konuşmamı falan beğenmişsindir. Çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ya ben bunu söylemem normalde, videolarda unutuyorum ama aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir de kanalıma da abone olabilirsiniz isterseniz. Ay çok mutluyum. Öyle yani. Neyse, benimle bir film izlemiş oldunuz beraber. Öyle ama şey, ayrıntılı bir video çekmiş oldum. Bu arada bir şey söyleyeyim mi Aniş? Üniversitelerle alakalı hangi üniversitelerin ne tür özellikleri var diye başka bir video yapmak istiyorum. İyi olur. Seneye giren öğrencilere evet, de çağır. Aynen. Çünkü arkadaşlar sizi üniversiteleri arayıp tanıtım yerlerine gidip aklınıza takılabilecek psikoloji bölümüyle alakalı tabii ki. Bu da çok önemli. Ben psikoloji araştırdım. Psikolojiye giriyorum bugün. Sadece size gidip tıpla ilgili bir şey söyleyemem. Psikoloji ile ilgili ayrıntılı bilgi vereceğim bir video yapacağım. Belki her üniversiteyle ilgili ayrı yaparım ya da toplu yaparım. Ama ayrıntılı, çok ayrıntılı bilgiler edindim yani. Ve bu aşırı ayrıntılı bilgilerime göre bu tercih listemi hazırladım. Ve artık gönderildi. O yüzden artık videoyu kapatabiliriz. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımı takipte kal. Instagram hesabıma da takipçi olabilirsin istiyorsan. Artık psikolojiyle çok ilgilendiğim için psikoloji temalı şeylerle paylaşmayı düşünüyorum kanalımda, sayfamda. Hatta biliyor musunuz ben psikoloji kitapları okumaya başladım. Daha tercih sürecinden önce işte birkaç haftadır. Belki bir ayı bile bulmuştur. O kadar çok harika bir bölüm ki bunu her seferinde tekrarlıyorum. Okuduğumda çok şaşırdım. Dedim ki ya bunu herkes bilmeli. Dediğim o kadar çok şey var ki. Bunları sizinle paylaşacağım. Kaynakça belirterek paylaşacağım tabii ki, bir psikolog olmadığım için. Kaynakça belirterek doğru bilgileri, şaşırdığım bilgileri sizinle de paylaşacağım. O zaman hoşça kalın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey bizim için hayırlısı olsun. Gönlümüzdeki hakkımızda hayırlı eğlensin. Bu ablamın çok güzel bir duası. Gerçekten çok doğru. Hoşça kalın başka videomda. Instagram hesabımda. Görüşmek üzere.